Herkese merhaba, Zeynep Home kanalıma ve yeni videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Simfer marka 2500 watt ikili elektrikli ocağımı tanıtmaya çalışacağım. Almayı düşünenler ve almak isteyenlere fikir amaçlı bu videoyu çekiyorum. Ben bu elektrikli ocağımı yaklaşık 2,5 yıl önce evime yeni taşındığımda Carrefour'da bir indirim vardı. O zaman sanırım 140 TL civarındaydı bu ürün. Biz indirime denk gelmişti ve 90 TL'ye almıştık 2,5 sene önce. Bildiğiniz klasik üstü beyaz emaye. Sadece benimki ikili. Bunların tekli olanları da var. Ama dediğim gibi benim evimde ben tüplü ocak kullandığım için aniden bitebiliyor ve yakınlarda tüp olmadığı için benim büyük bir yardımcım evimde. Dediğim gibi yaklaşık 2,5 senedir de severek kullanıyorum. Benim bu ürünü tanıtmamdaki en büyük amaç ise arkadaşlar komşularımda ya da tanıdıklarımda elektrikli ocak kullananlar var. Birçoğu geç ısındığından, yemeği çabuk pişirmediğinden şikayetçiler. Fakat Allah'a şükürler olsun ben üründen gerçek anlamda memnunum, memnun kaldım. Çok çabuk ısınıyor. Hatta 1'den 6'ya kadar şöyle göstereyim. 1'den 6'ya kadar ısı derecesi var. 6'yı hiç kullanmadım desem yeri var. Çünkü sadece ısıtmak için 6'da önce çalıştırıyorum. Daha sonra 3 ile 4 arası kullanıyorum. Hatta direkt çok fazla ısındığı için, çok çabuk ısındığı için direkt tencereyle bu kısmı temas ettirmemeye çalışıyorum. O da sonradan aklımıza geldi. Benim bir tane çırpma telim vardı arkadaşlar. Onun çırpıcı ucunun bir tarafı fırlamıştı, kopmuştu. Biz de onu kesip eşim bu şekilde şekil verdi. Ve ben üstüne bunu koyuyorum. Daha sonra bunun üzerine tencereyi koyduğumda hiçbir şekilde dibi tutma, yanma olmuyor. Ama ilk zamanlar ürünü kullanmaya çalıştığım, alışmaya çalıştığım dönemlerde ve öğrenmeye çalıştığım dönemlerde dibini tutturduğum çok oldu. Yalan söyleyemem. Isı ayarlarını da o zaman tam bilmiyordum, kavrayamamıştım. Yani bu kadar büyük bir performans açıkçası Simfer'den ve bu üründen beklemiyordum. Dediğim gibi aynı anda ikisini de kullanıyorum ama tabii ısı yarı yarıya düşüyor ikisini kullandığınız zaman. Ama yine de çok verimli bir şekilde yemeklerimi pişirebiliyorum. Dediğim gibi çok çabuk ısınıyor. Şu an sizlere de bunu zaten göstereceğim. Hatta şurasını ben bir kere ocağın yanında kullanmıştım. Aynı anda hem tüplü ocağıma hem bunu burasını eritmişim. O yüzden burası böyle arkadaşlar. Buraları yandığında döndürdüğümüzde çalışıp çalışmadığını gösteren odacıklar. Dediğim gibi hatta şimdi sizlere tanıtırken de açayım. Dediğim gibi birden 6'ya kadar ısı ayarımız var. Ben 6'da açıyorum. Şu an dakikaya da bakacağım arkadaşlar. Kaç dakikada ısındığını da size söyleyeceğim. Dediğim gibi bu tarz elektrikli ocağa ihtiyacı olanlara kesinlikle ve şiddetle ben bunu tavsiye ediyorum. Temizliğinde de sıkıntı yaşıyormuş çoğu. İşte lekeleri çıkmıyor. Çok kötü vaziyette kalıyor diye söylüyorlar. Evet arkadaşlar, emayesi normal kullandığınız ocakların emayeleri gibi değil. Yani o kadar kaliteli değil ama ben kendim titiz olduğum için her kullandığımda, her yemekten sonra, hatta bazen burada yemek pişirdiğimde burayı tamamen alüminyum folyo ile kapatıyorum. Gördüğünüz gibi dün mesela yemek pişirdim, yağ sıçradı ve bunu silmeme rağmen gitmedi. Eğer burayı kapalı tutarsanız kesinlikle kirlenmiyor. Unuttuğunuz zamanlarda da ben her yemekten sonra kesinlikle cifliyorum. Hatta gördüğünüz gibi benim 2,5-3 sene olmasına rağmen bu tarafları tertemiz. Şuralarını özellikle diş fırçasına cifi sürüp temizliyorum. Ama şu kısımları arkadaşlar bembeyazdı şu gördüğünüz. Oraları ne yaparsam yapayım çıkmıyor. Ben de çok fazla telleyip deforme etmek istemedim. Çünkü tel sürdüğünüzde şu üst kısımları da deforme oluyor. O yüzden yani varsın iki tarafta siyah olsun kalsın diye düşündüm ama burayı her yemekten sonra hiç bekletmeden, hatta bazen sıçrarken yemeği yaparken bile hep bez elimde temizlemeye çalışıyorum. Onun dışında dediğim gibi çabuk ısınması, şu an dediğim gibi ben sizinle konuşurken aynı anda 6'ya aldım. Gördüğünüz gibi ışık yandı. Şu an tekli çalıştırdığım için daha da çabuk ısınacak. Zaten üstü hemen kızarmaya başladı. Şu an kesinlikle elimi bile değdiremiyorum. Yaklaşık 1 dakika oldu.
Ve sanırım 2 dakikayı bulmadan, şu an kızarıklığı görüyor musunuz bilmiyorum ama şuraları kızarmaya başladı. Ve bu son haddede tamamen kıpkırmızı oluyor. Ama şu an bile ben size bunu göstermek amaçlı. Evet arkadaşlar, ben bu videoyu çekerken aynı zamanda sizler için dakikada tuttum. Tam 2,5 dakikada tamamen ısındı. Yani şu an dediğim gibi 6'da ben önce ısıtıyorum, daha sonra 4'ten aşağı alıyorum ki 6'da gerçekten hani fokurdatıyor, yani başında durmanız gerekiyor. Ben sizler için ufak bir tencerede bugün kızıma bulgur pilavı yapacağım. Onu da göstereyim. Dediğim gibi yani evinizde bu tarz tel ya da tele benzer şeyler varsa bu şekilde kullanırsanız daha mantıklı oluyor. Şöyle koydum. İçinde soğanım var kızıma. Azıcık bulgur pilavı yapacağım dediğim gibi. Hem sizlere göstermek amaçlı. Bence fiyat performans ürünü. Yani verdiğiniz paraya değiyor. Ben dediğim gibi o zaman indirimden almıştım. Şu anki fiyatı da sanırım 150 ya da üzeri olması lazım fiyatı. İnternetten bakmadım gerçi ama dediğim gibi Carrefour marketleri ya da büyük marketleri takip ettiğinizde ya da farklı marketleri takip ettiğinizde sizler de göreceksiniz. İndirimde oluyor. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum ama kablosu çok uzun değil arkadaşlar. Sanırım bir 60 santim ya var ya yok. Yani benim ocağıma fiş kısmı çok yakın. Sanıyorum 60 santim civarında olması gerekiyor. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Koydum. Birkaç saniye sonra hemen şöyle, yani bir 5 saniye bile bulmadı ısıyı hemen tencerenin alması. Dediğim gibi eğer direkt olarak ben bu teli koymadan yaparsam anında hemen yanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi zaten 6'da ısıttığım için şu an o ısı hala kendini koruyor ve kapattıktan sonra da çok uzun süre, yaklaşık 1 saat kadar falan o sıcaklığını koruyor. Ben sadece ilk başta açarken 6'da ısıtıyorum. Daha sonra 3 ile 4 arası ya da 4, yani bu şekilde o sıcaklığı düştüğü an tekrar devreye girip ışığı yanıyor. Bu ışığı söndüğü zaman ocağın söndüğü anlamına gelmiyor. Siz zaten makineyi çalıştırdıktan sonra o ısı azaldığı zaman ışığı yanıyor ama zaten ısının azalması gibi bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi ikisini aynı anda kullandığım zaman da yarı yarıya düşüyor diyorlar ama bana öyle de gelmiyor. Ben ikisinde de performansı gayet iyi geldi bana. Çünkü ufak bir tencerede burada çorba yaparken diğerinde bir yemeği de, bir düdüklü de bir yemeğimi pişirebiliyorum ya da bir süt kaynatabiliyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar, direkt olarak kullandığınızda sütler dibine tutuyor, sarıyor ya da yanabilir. Bu konuda lütfen çok dikkatli olun eğer alırsanız ve almayı düşünürseniz. Temizlik konusunda da dediğim gibi, bu arada karıştırayım, ben de yakmayayım. Hatta biraz daha kısayım çünkü fazla geldi. Şöyle göstereyim hemen, eğer kontrollü olmazsanız. Bu tarz ocaklarda maalesef hemen dibi tutar. Şimdilik ben bu ısıda kalsın. Soğuk tarafa alayım. Sizlerle konuşurken yakmayayım soğanları. Dediğim gibi temizlik konusunda da her yemekten sonra veya yemeği yaparken bile sıçradığında, eğer elinizde sürekli pirilli sabunlu bir beziniz olursa ve silerseniz emayesi de gayet temiz kalıyor. Ama hani daha sonra silerim derseniz gerçekten içine mi işliyor mu artık nasıl oluyorsa biraz temizliği zor oluyor. Sıkıntı çekmezseniz, benim dediklerimi yaparsanız sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Unuttuğum veya takıldığım bir konu olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi memnuniyet konusunda %100 ve kesinlikle memnunum. Sinfer'in ben elektrikli fırını da kullanıyorum arkadaşlar. 45 litre olan fırını, yakında onun da videosunu çekeceğim. Ondan da gerçekten çok memnunum. Pişirme hızı, sıcaklığı, fanlı fansız ayarı olmasıyla birlikte fırınımdan da çok memnunum. Sinfer'in evimde şu an iki ürünü kullanıyorum. Bir bu elektrikli ocağım, bir de fırınım. İkisinden de çok memnunum. Dediğim gibi almak isteyenler, almayı düşünenler için inşallah fikir olmuştur, yardımcı olmuşumdur. Unuttuğum veya sizlerin takıldığı konular olursa yorumlardan bana yazabilirsiniz, cevaplıyorum. Kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz ve ben çok mutlu olurum. Çünkü YouTube'da çok yeni bir kanal. Çok fazla da abone sayım yok.
Beğenirseniz de tıklamayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi yeni videolarda inşallah yine size yardımcı olmaya çalışacağım. İzleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.